sevgiyle selamlıyor. Aramızda teşrif etti. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Acı bir biçimde dışarıya tahmin edilemez şekilde bağımlıyız. Bağımlı hale geldik. Tabii temel sebepleri var. Üretime değer vermezseniz ithalatı siz ana bir hat haline getirirseniz ister istemez böylesi bir duruma düşürürsünüz milletinizi. Dostlar, tarım konusunu ciddiye almak zorundayız. Özellikle tarımın, çiftçinin kıymetini bilmeyen yöneticilerden kurtulmak zorundayız. Bu çok net. Bu cennet vatanın en önemli kalemlerinden birisi olmalıdır. Tarımın, çiftçinin kıymetini bilmeyen hangi seviyede muhtarsa, adı siyasi partinin ilçe başkanı bile olsa, belediye başkanı da olsa, büyükşehir belediye başkanı da olsa, bakan da, milletvekili de olsa, cumhurbaşkanı da olsa, tarımın kıymetini bilmiyorsa ona güle güle demek lazım. Çok net. İşte temennimiz, isteğimiz, memleketimizde tarıma hak ettiği değeri verecek kadrolar olarak başta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçtirerek ve onun yol arkadaşları olarak bizleri ve özellikle Altılı Masa'nın kıymetli liderleriyle beraber kocaman bir ekibi bu devrimi başlatmak, demokrasiyi, hak, hukuk, adalet düzenini tekrar ülkemizin her satına yaymak adına elbette ki sizlerden destek istiyoruz. Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde tarımsal destekler için ayrılacak kaynağın gayri safi milli hasılanın %1'inden az olmaması gerektiği net yazılı. Ne yazık ki bugüne kadar çiftçilerimize hiçbir zaman bu kaynak verilmedi. Hatta bu kaynağın seviyesinin yanına bile yaklaşılmadı. Ben açıkçası bunu içime sindiremiyorum. Ve çiftçinin hakkını ona vermeyip bir avuç insana aktarılan bir düzenin varlığına artık ben tahammül edemiyorum. Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Benim sizlerden tek ricam, siyasetçilerin, yöneticilerin sizlere verdiği her sözü takip edin. Sözünü tutmayanı da derhal sandıkta cezasını kesin, evine yollayın. Açıkçası verdiği sözleri tutmayanı gönderin. Bir de hele hele 20 yılı aşkın, 21 yıldır görevinin başında olup hala cek cak diyenler var ise onları hiç dinlemeyin bile. Hiç dinlemeyin onları. Biz 4 yılda ne diyoruz? Yaptık. Yanınızda durduk. Tarımı destekledik. Her hususta örnek verebilirim. Gerçekten verebilirim. Ben değil, Ankara'da Mansur Yavaş başkanım da verir. Diğer şehirlerdeki bütün belediye başkanlarımız da verir. Dolayısıyla biz bugün itibariyle o cek cak diyenlerin sözlerini bile dinlemeyin. Televizyonlarınızı mümkünse ya kapatın ya sesini kısın. Sizi huzursuz etmesin. Şöyle, ha sözünde durmayan biz isek de günü geldiğinde bizi de gönderin. Bu kadar net. Siyaset yapan insanların, hizmet yapan insanların, hele hele bizler gibi belediye başkanı, bakan, cumhurbaşkanı gibi, inşallah yarınlarda başbakan gibi bir takım hususları yerine getirmekle mükellef devletin yöneticileri mutlaka sizlere hesap vermek zorundadır. Ne olur hakkınıza bu anlamda sahip çıkın. Bu ülkenin sahibinin siz olduğunuzu unutmayın. Bu ülkenin sahibi 86 milyon insanımız.
14 Mayıs'ta bu yolda çok büyük ve çok güçlü bir adım atacağız. Sonrasında açıkçası ne olacağını sizler biliyorsunuz. Evet, aynen 2019'da yolladığınız gibi. Aynen 2019'da yolladığınız gibi halkın, milletin iktidarı gelecek ve Allah'ın izniyle o güzel kalbinizdeki dualarınızla sizlere söz veriyoruz ki her şey çok güzel olacak bu güzel memlekette. Sayın Küçükçekmece ve Büyükçekmece Belediye Başkanları. Efendim şimdi yağlı ayçiçek tohumu paketlerimizden bir tanesini sembolik olarak Büyükşehir Belediye. Bundan sonra dağıtım nasıl olacak diye sorabilirsiniz. Görüyorsunuz tırımız orada. İsmi yazılanlar, hak sahipleri sırayla tohumlarını alabilir. Başkanım çekinebilir miyiz? İnşallah onun da bahtı açık olsun. Güzel günleri olsun hep beraber inşallah. Harika. İnşallah gideriz. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. İyi günler. 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 Hoş geldin. Ne güzel bir seni görmek. Başkanım. Nasılsın abi? Nasılsın? Güzel bütün işlerin olsun. Olsun. Allah utandırmasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Halk bak yolu zaten. İyi siz de iyisiniz. İnşallah esnafımızın yüzü gülsün. Başarılar dileriz. Eyvallah.